Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hep iyi olun. Blender animasyon eğitimimizin 5. videosuna geldik. Bundan sonraki bölümlerde daha önce Blender başlangıç eğitiminde yaptığımız gibi bir proje üzerinden devam ederek projenin adımlarında ilerlerken birçok şey öğreneceğiz. Süper Low Poly arka plan öğeleri hazırlayacağız. Sonrasında sokak ve caddeler çizeceğiz. Bunların hafif ıslak olması bize güzel bir atmosfer kazandıracak. Daha önceki demo videodan farklı farklı olarak bu bir araç kovalama sahnesi olacak. Bir kaçak araba polisler tarafından ve polis helikopterleri tarafından kovalanıyor olacak ve bunu yapabilmek için bir kuş serisi şahin bir arabayı kovalayacağız ve bir polis arabası tasarlayarak polis arabasının tekstürünü ve tepe ışıklarını yapacağız. Tepe ışıklarının nasıl animasyon boyunca otomatik olarak yanıp söneceğini bu kısımda öğreneceğiz. Sahnemizde aynı zamanda olayları takip eden bir tane helikopter olacak. Helikopterin pervanesinin nasıl animasyon boyunca otomatik olarak hareket ettirebileceğimizi öğreneceğiz. Sonrasında sahne planını yapıp sahnede nerede action, nerede hareket, nerede kamera yakınlaşmaları, nerede manevralar olacağını belirleyeceğiz. Buna göre sahnemizi kurgulayacağız. Aracımız zaman zaman objelere çarpacak ve bu şekilde fizik animasyonunun nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Mixamo'dan karakter alarak bu karakterleri sahnemize koyarak sahnede kaçışan insanları nasıl sahnemize entegre edebileceğimizi göreceğiz. Motion blur, depth of field gibi kamera efektlerini düzgün şekilde kullanarak videomuzun nasıl daha gerçekçi olabileceğini öğreneceğiz. Animasyon bittikten sonra hazırladığımız sahneleri da Vinci programını atıp Da Vinci'de efekt, color correction yani renk düzeltme, dut kavramı ve ses efektlerinin eklenme kısmını nasıl hızlıca yapabileceğimizi göreceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden arka plan öğelerimizi çizmeye başlayalım. Öncelikle neden süper low poly arka plan öğeleri kullanmamız gerektiğini üzerine bir konuşalım istiyorum. Baştaki amaç şu aslında. Bizim kameramız burada. Kameramız bir objeye bakıyor. Bu objenin arka planında olan şeyler aslında bizim fokus alanımızda değil. Yani detay olarak oraları görme şansımız neredeyse hiç yok. Şöyle takip ettiğimiz bir obje olsun. Bunun arka planında ne koyalım? Mesela monkey head koyalım. Monkey Head'imizi alıp, büyütüp, devasa bir heykelmiş gibi Monkey Head'i her ne kadar görüyor olsak da bir animasyonda Monkey Head'i görme şansımız ancak şu kadar olacaktır. Vırt. Ne kadar gördünüz? Bir şey geçti oradan. Görme şansımız yok. Ve bu arkadaşa gidip de subdivide yapıp subdivide'ını da arttırırsa bu yüksek poligonlu bir hal alır. Şimdi benim bunun üzerindeki yaptığım mesela şuraya gidelim. Edit modda şu kısmına şöyle bir taç ekleyelim. Evet böyle bir çıkıntısı var artık. Bunu oturduk mesela uğraştık işte yok köşeleri sert dönsün bilmem ne olsun vesaire vesaire. Bayağı bir zaman gömdük. Güzel de oldu. Ama dönüp Tekrar objemize fokus olduğumuz zaman böyle bir resim olsaydı biz buradaki detayı görecektik. Ama bu bir animasyon ve yani animasyonda biz bunu bu şekilde görüyoruz. Kafada herhangi bir şey görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Ben de göremiyorum. Öyleyse bunun üzerine detay gömmenin hiçbir manası yok. Diğer bir nokta. Eğer ki ben bu kamerayı sinematik olarak kullanıyorsam animasyonumda bu kameranın üzerine ben mutlaka ve mutlaka depth of field efekti de eklerim. Bu ne demek? 1.4'lük bir f-stop değeri olan ve fokusu buradaki küp olan bir arkadaşsa ve bu küp normal şartlarda bir dünya objesi gibi küçük bir obje ise şu an mesela 80 santime 80 santimlik yaklaşık yani 7.5 santime 7.5 santimlik bir obje. Ben bunu normal view'dan baktığım zaman arkadaki objeyi görme şeklim bu olacaktır. Yani arkadaki bu arkadaşı neredeyse hiçbir detayını zaten göremiyorum. Şimdi o zaman bir ekran kartımı niye yorayım? 2. render için neden bunun hesaplaması için bekleyeyim? Burada kabaca arkada ne olduğunu anlayabildiğim bir obje olduğu takdirde benim işim görülmüş oluyor ve render alacağım zaman gereksiz yere poligon hesabı, ışık hesabı ve kırılma hesabıyla uğraşmamam anlamına geliyor. Peki bir şehir oluşturuyorsak bizim arka plan objeleri oluşturabilmemiz için bize ne gerekiyor ona bir bakalım. 1. Arkada gözükecek binalar olması gerekiyor. Doğru mu? 2. Yollarımızın olması gerekiyor. 3. Çöp kovası, kutular, ve benzeri sokakta bulunacak şeylerin olması gerekiyor. 4. Ne gerekiyor? Bize işte sokak lambası, trafik ışığı ve B şeyler gerekiyor. Şimdi biz bu bölümde ne yapacağız? İlk başta binaları yapmaya başlayacağız. Binaları yapabilmek için öncelikle Google Earth servisine e, hizmetine bağlanmamız gerekiyor. Bunun için yapacağımız şey Earth'e giriyorum. Ben genel olarak Konya'yı seçtim. Niye Konya'yı seçtim? Çünkü Konya daha yeşil olmayan bir şehir. Dolayısıyla bina resmi bulmak, önünde ağaçların olmadığı yer bulmak daha kolaydı. Gördüğünüz üzere yolda gezerek şu arkadaşlar yolda gezerek kullanabileceğim binaları aldım. Ekran görüntüsünü alarak bunları bir yere kaydettim. Sonrasında Photoshop'ta açıp bunları perspektif olarak düzeltip perspektif hatalarını düzeltip düz dik dörtgen ya da kare halde crop ettim. Sonrasında bir gece sahnesi olacağı için gece sahnesinde bana o ışıkları yani o binaların ışıklarının da yanması gerekiyor. Bunun için bazı pencerelerini e, seçerek geri kalan objeleri yani sadece birkaç pencere seçerek geri kalan kısımları sildim ve siyah bir background üzerine bunu koydum. Sonrasında gece ışığı, evlerde kullanılan ışıkların rengi değişik değişik olur ama genel itibariyle sarımsı tonlarda, sıcak tonlarda ışıklar kullanılır. Ee, sıcak tonlarda bir renk düzeltmesi yaptım ve bunu da ayrıyetten e, kaydettim. Sonrasında peki nasıl yapacağız? Bunu üç boyutlu obje haline getireceğiz. Bunu yapabilmek için Blender'da şuradan Edit Preferences'ten Edons kısmında Image Import Image as Planes diye bir seçenek var. Buraya Image yazmanız yeterli. Import Image as Planes ne yapıyor? fotoğrafları bize bir plane'in üzerine otomatik olarak yerleştiriyor, alfa kanallarını ayarlıyor. Böylelikle bizim işimizi en kolay hale getiriyor. Şimdi şeyimizi yenileyelim. E, dosyamızı yenileyelim ve benim hazırladığım dosyalardan başlayalım. Shift ile birlikte A'ya basıyorum. Image'de Image as Planes seçeneğini seçiyorum. Sonrasında Bina 1'i seçiyorum şu an. Bunu görebilmek için şuradan ikinci seçeneği aktive etmeniz gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi bu bir bina temizlenmiş, konulmuş, düzgünleştirilmiş. Sıfır noktasına bunun alt noktasını dayıyorum. Sonrasında bu seçiliyken shading'den şu arkadaştan bir tane daha shift D ile oluşturuyorum. Ve buradan bu binanın emitterini ekliyorum. Emission kısmına bağlıyorsunuz. Emit diye yazmışım. Emiter, emission aynı mantıkta. Layout'a geçtiğiniz zaman burada görüntüde bir şey değişmedi. Ama ben dünyamı karanlık yaptığım zaman ve buradan da screen light ve screen world eklediğim zaman bu arkadaşın artık karanlık olduğunu göreceğiz. Tabi şu an sahnede ışık var. Sahnede ışık olduğu için Buradaki sahnedeki ışığımızı bir silelim. Artık binamızın kendisini göremiyormuşsunuz gibi ama aslında görüyorsunuz. Şöyle biraz aydınlatayım. Parlak ışıkları olan bir binamız oluştu. Şimdi aynı şeyi tekrarlıyorum. Image, Images, Planes. Sonrasında Blender, Bina 2. Gel. Bina 2, bina 1'den çok daha büyük duruyor ama aslında küçük. Onu şöyle tabela yüksekliklerini 3 aşağı 5 yukarı gelecek şekilde ayarladığımız zaman bu işi çözmüş oluruz. Shading'den giriyorum. Shift Duplicate. Sonrasında açıyorum. Bunun emiterini seçiyorum ve şuradan Emission'a bağlıyorum. Ve bunun tabelaları da artık ışıyor. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Image as planes. Blender bina 3. Bu daha büyük bir bina. Bu arkadaşı da şöyle yaklaşık tabelalar aynı boyuta gelecek şekilde ayarlıyorum. Fading'den Shift'te gel üçüncü binanın emiterini emission değerime bağlıyorum ve bu arkadaşımın da artık sokak ışıkları yanıyor. Şimdi burada baktığımda şöyle bir durum var. Eğer ki ben tutar EV'de Bloom efektini açarsam ve ıvı görüntüsüne kameramı geçirirsem bunların hafif parlama yapmasını beklerim. Emission değerimiz biraz düşük demek ki shading'den girip emission strength'i biraz arttırıyorum. Gördüğümüz gibi yaklaşık 10 değeri bizim için ideal. Layout'a gidiyorum aynı işleri onunla yapacağım. Burada kamera yan açıdayken bunun arkası boş. Bunları düzeltebilmek için bu arkadaşı Shift D ile X ekseninde öne doğru çektikten sonra Z ekseninde 90 derece çeviriyorum. Şöyle arka tarafına doğru bir yere koyuyorum ve bu objeyi önce arkadaki seçiliyken öndeki objemi seçip Ctrl J ile yani daha doğrusu şuradan Join seçeneği Sonrasında edit moda geldim. 3 Üç seçeneğinde. 3. seçenekte yani select face seçeneğindeyken şuradan snap tool'umda vertex'i seçip snap tool'umu aktif hale getirdim. Bu seçiliyken G'ye bastım. Ha, bir de şuradan şey açmam lazım. Noktaları birleştirme şey. Şunu yaptığım zaman evet. Artık binamızın ikinci boyutu da var. Edit moddan çıkıp bunu tekrar çoğalttım. Bu sefer Y ekseninde kaydırdım. R yapıp X ekseninde bunu 180 derece çevirdim. Ve tekrar bu seçili sonra bu seçildikten sonra Ctrl J yaparak bunları birleştirdim. Edit moda gidip bu tarafı seçtikten sonra zaten Snap Tool'um ve Birleştirme Tool'um açık. G ile bu arkadaşları da buraya yerleştirdim. Şimdi gördüğünüz gibi boğaz bir görüntü oluşmuş oldu. Bu karşınıza çıktığı zaman ne yapacaksınız? Bu görüntü bozukluğunu giderebilmek için blend modda alpha blend'i alfa h'ta çeviriyoruz. Ee, bu şekilde problemimiz çözülmüş oluyor. Şimdi bir helikopter e, sahnemizde gezeceği için e, modellerimizin üst taraflarını da çatılarını da kapatmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek içinse İsterseniz içlerine ayrıyeten bir kutu ya da plane ekleyebilirsiniz. Şimdi şurada mesela edit moda girdikten sonra karşılıklı iki face seçip F tuşuna basın. Alfa kanalı olduğu için burada tekstürümüzde bunun arası transparan gözükecektir. Ama materyal kısmından yeni bir materyal atadıktan sonra bunun koyu renkli hale doğru döndürün ve bunu assign yapın. Hadi geçmiş olsun bakın gayet çatımız kapanmış oldu. Diğer bir yöntem olarak daha parçalı bir bina varsa bunun birleştirilmesinde bu şekilde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mesela burada biraz daha girinti ve çıkıntı ekledim edit mod üzerinden. Bunu düzeltebilmek için hemen şuradan cursor'ımı buraya koyup bunun içine bir plane atıyorum. Plane'in yerleşimini düzeltip şeye modelimize join yapıyorum. Join yaptıktan sonra bu arkadaşa tekrar materyali atıyorum. Ve yerine yerleştiriyorum. Çatıyı kapatacak şekilde yerleştirebiliyorum. Bunların hangisini yapacağınızın çok bir önemi yok. Kafanıza göre hangisi kolayınıza gidiyorsa, hangisi sizin yaptığınız tekniğe uyuyorsa kullanabilirsiniz. Yani bunlara isterseniz tabi Detay Texture'da Yük, ekleme şansınız var. Yani şöyle bir bakınca bu görsellerin çok da gerçekçi durmadığını düşünebilirsiniz ama bu görselleri biz ne amaçla kullanıyoruz? Tekrar baştan anlattığım gibi arkada fon olması, fon olması için ee, hareketli bir sahnede kameramız başka bir objeye yakınlaşarak yakından bakacağı için. Şimdi mesela buraya bir tane bir küp koyalım. kübün yerleşimini yapalım. Kameramızı seçip kübümüze fokus yapalım. Ve kameramızın ayarlarından Depth of Field'ı açtıktan sonra Fokus objemizi küp seçelim ve arka plana bakın. Bulanık, güzel şehir ışıkları gözükmeye başladı. Yani bizim aslında istediğimiz şey oldu. Sanki orada detay varmış gibi gözükmeye başladı. Evet. gördüğünüz gibi gayet güzel bir e, sokak arka planı yapmış bulunuyoruz. E, bu binaları kullanarak ileriki sahnelerimizde e, şehrimizi süsleyeceğiz. E, bir sonraki bölümde e, şehrin sokaklarında kullanılan ışık, trafik ışıkları, yol ışıkları, işte çöp tenekeleri vesaire vesaire objelerin e, ...low poly olarak çizimleri üzerine çalışacağız. Beni sosyal medyada, Twitter'da, TikTok'da, Instagram'da e, takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Patreon e, hesabım da aktif. E, Patreon hesabında şu an bir şey yok ama özel içerikler, daha detaylı bilgiler Patreon hesabımda da olacak. Bu tip videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beni sosyal medyada takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve imkanınız varsa katıl abonesi olmanızı rica edeceğim. Bir dahaki bölümde tekrar görüşene dek hep iyi kalın.